Evet, İstanbul'da durum böyleydi. Şimdi diğer şehirlere de bakalım. Özellikle Ege ve Marmara başta olmak üzere meteoroloji 66 il için uyarı yapmıştı. Fırtına ve yağmur birçok noktada etkisini sabahın ilk saatlerinde gösterdi. Şimdi İzmir'e de bir dönelim hemen. İzmir'de sokaklar göle döndü, dükkanları su bastı. Edirne'de ise şiddetli rüzgar bir tırın devrilmesine neden oldu. Sokaklar göle, caddeler nehre döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Çatılar fırtınaya dayanamadı. Evlerinde mahsur kalanlar son anda kurtarıldı. Meteorolojinin uyardığı 66 ilden biri olan İzmir'de yağmur sabah saatlerinde başladı. Kısa sürede etkisini artırarak devam edince sokaklar suyla doldu. Yayalar yürümekte, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir otomobil sürücüsü açılan kanalizasyon kapağına çarptı. O kadar hızlı da gitmedim yani. Hafiften dokunur, zaten yağmur yağıyor, hızlı da gidemem. Fırtınaya dayanamayan ağaçlar devrildi, pazar yerlerini su bastı. Ablaların malları kayıyor sudan. Özellikle Konak, Bayraklı, Buca ve Balçova ilçelerinde ev ve iş yerlerinden su baskınları ihbarları yapıldı. Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi. Kemeraltı Çarşısı'nda yine yağmur korkusu vardı. Sokakları basan su iş yerlerine kadar girdi. Esnaf suyu tahliye etmek için zamanla yarıştı. Evet, Kemeraltı'nın çilesi devam ediyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Şu anda durum gördüğünüz gibi, dükkanın her tarafında su doldu, göl gibi oldu her yer. Müşteriler de mağdur, biz de mağduruz. Yolda hani gelen geçenler, arabalar. Burası da Balıkesir. 6 Eylül ve Karasi ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırarak devam etti. Bodrum katta bir evi su basınca içeridekiler mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri 3 kişilik aile ve köpeğini son anda kurtardı. Bir evin çatısı da uçarak park halindeki araçların üzerine düştü. Neyse ki o anlarda sokakta kimse yoktu. Edirne'de de fırtına öyle şiddetliydi ki gümrük kapısı yolunda emniyet şeridinde bekleyen bir tır fırtınaya dayanamayarak devrildi. Olayda neyse ki yaralanan olmadı. Aydın'da da benzer manzaralar vardı. Didim'de elektrik direği devrilince etrafa kıvılcımlar saçıldı. Kuşadası'nda ise devrilen ağaçlar yolları kapattı. Muğla'da 10 dakika süren yağış hayatı felç etti. Otobüs bekleyenler duraklarda mahsur kaldı. Bodrum'da dalgalar kıyıları dövdü.